Terör devleti İsrail Gazze'de tarihin en büyük vahşetine imza atıyor. O vahşet çoktan soykırım boyutuna ulaştı ama dünya bir haber. Bebek, çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden insanların üzerine bomba yağdıran İsrail'in Orta Doğu'da işlediği insanlık suçunu ise dünya sadece seyrediyor. İsrail ordusu Gazze şeridinin kuzey ve güney bölgelerinde sivil binaları, evleri ve hastanelerin çevrelerini bombalamaya devam etti. 7 Ekim sonrası Gazze'de terör estirmeye başlayan işgalciler hedef gözetmeksizin vuruyor. Gazze'de şehit olanların sayısı her geçen dakika artıyor. Son verilere göre yaşamını yitirenlerin sayısı 19 bine yaklaştı. Gazze'deki hükümet katil İsrail'in saldırılarında en az 8 bin çocukla 6 200 kadını öldürdüğünü duyurdu. Gazze'de yaklaşık 8 bin kişinin kayıp veya enkaz altında kaldığı da açıklandı. İsrail'in saldırılarında 50 binden fazla Gazze'li de yaralandı. İsrail bombardımanı devam ederken sağanak yağmur ve su baskınları Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinlilerin hayatlarını daha da zor hale getirdi. Gazze şeridinde 7 Ekim'den bu yana evsiz kalan 1.8 milyon kişi kış öncesinde yiyecek ve uygun kıyafetler bulmakta zorlanıyor. Gazze şehrinin doğusundaki Eş-Şücaiye mahallesi, Gazze şeridinin kuzeyindeki Cibaliye mülteci kampı ve güneyindeki Han Yunus kenti sabah saatlerinden bu yana İsrail ordusuyla İzzettin el Kassam Tugayları arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Kassam Tugayları İsrail askerlerini pusuya düşürerek mevzilerine girmek suretiyle doğrudan hedef aldı. Bu arada Hamas'a destek tam 3 kat arttı. Filistin Politika ve Araştırma Merkezi tarafından 22 Kasım 2 Aralık arasında yapılan anketin sonuçlarına göre Batı Şeria'da Hamas'a destek 3 kat artmış durumda. Filistinlilerin %88'i ise mevcut lider Mahmud Abbas'ın istifasını istiyor. Üç ay öncesine göre yani 7 Ekim saldırılarından önceye göre Abbas'a olan desteğin giderek eridiği görülüyor. Batı Şeria'da Hamas'a desteğin artışının arkasında 7 Ekim'den sonra İsrail'in bölgedeki operasyonlarının büyük rolü olduğu belirtiliyor. Zira işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana yapılan operasyonlarda gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 4000'e ulaştı. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te öldürülen Filistinli sayısı ise 300'e yaklaştı. Geçen Eylül ayında Batı Şeria'da Hamas'a destek %12 iken bu oran %44'e yükseldi. Gazze şeridinde de Hamas'a yönelik destek 7 Ekim saldırıları öncesine göre %4 artarak %42'ye çıktı. Anket sonuçları mevcut Filistin yönetimine olan güvenin azaldığını işaret olarak yorumlanıyor. Filistinlilerin %60'ı İsrail'in saldırıları sonrasında Gazze şeridinin yönetiminde Hamas'ı görmek istiyor. Batı Şeria'da yönetimi elinde bulunduran El Fetih gençlik lideri Raid Deby, yeni neslin Hamas'ı ve Hamas'ın önde gelen isimlerini kendilerine rol model olarak gördüğünü söylüyor. Bismillah, Allahu Ekber. Bismillah, Allahu Ekber. Bismillah, Allahu Ekber.